dünyevileşen bir toplumun ahiret iddiası olamaz. Laftadır o. Dünyevileşen bir toplumun ahiret beklentisi de olamaz. Onun için ahireti de isteyemezler. Ölümü de isteyemezler. Onun için o kabir enstantanesini anlatırken Peygamberimiz bize iman üzere ölemeyenlerin kabirlerinden cehenneme açılan bir pencere, cehennemdeki azabı görünce ya Rabbi ne olur kıyameti oldurma, ben buraya razıyım diyecektir o insan. Dünyevileşen, Allah'tan, vahiden kopanların ahiret iddiası, ahiret beklentisi olamaz. Onun için ölümden en çok korkanlardır onlar. Ha, bizim de bazen ölümden korktuğumuz, çekindiğimiz olabilir. Bir insani tarafı vardır. Ölümün yüzü soğuktur ama bir de gerçek tarafını bir düşündüğümüz zaman siz dünyanızı mamur ederken ahiretinizi harap ettiniz. Ölümle mamur olan kahşanelerden, köşklerden harap görünen ahirete gitmek işinize gelmiyor diyor. Ama ilk Müslümanlar ahiretlerini imar ederken dünyalarını belki harap bıraktılar, ihmal ettiler, çok fazla özenmediler. Ölürken harap olan ahiret diyarından mamur cennet köşklerine gidiyorlardı. Onun için koşuyorlardı, onun için ölüyorlardı, onun için gülüyorlardı, onun için ölüm yolunda coşuyorlardı. Aradaki fark bu. Onun için ahiret yatırımı olanın ahiret beklentisi olur. Salih ameller, mümince ameller ahiret yatırımıdır. O zaman ölüm ne uzak ne yakın bize ölüm. Ölümsüzlüğü tattık ne yapsın bize ölüm der. Ölüme de gülmesini, zamanı geldiğinde ölmesini bilir mümin, Müslüman. Tevaffena muslimen ve elhikna bis-salihin. Ya Rabbi bizi Müslümanca yaşat, Müslümanca ruhumuzu kabzet, huzuruna da salihlerin arasına katılmış, salihler ordusunun içerisinde gelmeyi bizlere lütfet.